Mehmet Emin Üskan. Babamın üstü hapsalı zindan edeyi. Dünya zizanı, hem zizanın ki durmayı ne başı. Ve hemu dibinin zaten her hafta devkede medyada dert kevi, rövşavi ber çavanı yani. Herkes bir dibini yani. Durmayı ne başı yani. Çünkü endi evke tekeli sandalye bu. Bu tekeli sandalyetin hep dittinizi, dibine nekhaşkhanizi. Yani lavabo bile tekeli sandalye bu dibinin yani. Es em için tekli perana ve ki tekeli sandalye vitinin ama em tekli ölme bizet kam bi bizet kan yani tekli perana bo yani çünkü denzina çe hey zitanın indi indi beji khoy an ve ki ber el ji evditin edazi khoy ifade bu ka indi ne kare yani ne kare telefonu bi grede se khoy çünkü desi de telefon da recife yani dehe mehe roja peşemi mahkemeye Em duhazın herkes madem ki kes yani ji inan akın gotumun bravi bibin İstanbul'e re tipi İstanbul'e re tipi da bra meki bimini babem serehon kare re tipi da bimini çünkü her roj bremin evkevi ihtiyacı ve hemudu bine yani Mugoya lavabo bile bremin se teken sandalye dibatine yani teçama meki lüye çoluye deri bimini yani Rapore da götüne ki yani bura mekip çolu edere bine ev kamet abi mini MGFM kan. Çünkü bavar nakın yani dejin yani maksuz avatka dejin yani rast nenen vana rastin na bejin yani emiye bakın. Fakat uy dert khne mahkeme em tuhazın. Evi gece inana ka bura bıço lisar ekranı ve uy dert khne ser ekranı bura çavye khabı binin yani. Bura çavye khabı binin bura bavar bakın ki dvi hali dayı. Ce aysal tunur azı yani inanet kırın. Dugo ki yani drevet işte ev attının yani dimen derketin meydani. Ege tekli per adı bu nedir dimen derketin orta yani. Babamı hindi kharım 40 aydan açıyor yani. Ana hakkı babamı mamaya gere mama bedeneke yani. Çünkü birim dugo kharım dibim ver dugo kharım 40 aydan açıyor kharı yani. Ev insan gere anal hasta yatırmış kri bana. Ben ya kutun doktoran da bana, hasta bana yazdı, mal da ne ve ciye kutu bana yani. İsa'nın 85 sal amri İsa'nın ki de hapse de karib mine yani. Yani, de bine hasta bile de go brenge de bine tünün yani. Birem de go ez bev ki be tekeli sandali ve de haya berderiye yani. Şuna gevi tkine arabe de go tkine renge. Ve İsa'nın ki kelepçe tkine tkine renge de bine Hasta ettiğinin yani. O zannin ki sistem takılıyor. Gere ne laki, rapor evi çen sal edane ki. Ege, dolmuşa gere bir çoğubi, uydu gırındık ne renge de bunu ettiğinin yani. Ne kadar yok ifade yapıp, ne zannin ki çi diye çağını ne seri bir bile. Ez diş adı vejim, herkes de suhazın tabi ve mahkeme bu bu. Avukat de bun, vekil de bun. Ege deci ucudan bu mıraheye, ez suhazım yani berdan avi bire tabi bu bu bire vi bibinin yani. Bir hali bibinin ber çavanda dervas bıkın yani. Et kuzum ki birevi de hafse de hafse nenin birevi berdin. Birevi berdin. Dici icdana meheye, dini meye, imana meye, o da berdin. Bira ina nakı bira evka kubşeyin hafse, bira berevi de haberdani. Ne kareyendi, ne kareyle berdan mır mır mır. Bazen din hayal koder evço. Hayal kovço. Ve biz hasala ki amut amut edayı. Halkı kır kır ustiyevi. Deci adalet ayı. Ki adalet ayı evyat çiye. Kemen de adalet edaz şugulun evyat çi halimeyi. Aa deci ve mahkeme aviye. De bu mahkeme deci ava meçarma avid. Ava mesleme avid. Ava nabu. Wi barda brabe mala khay uzi zan qasasi ki o dunya zizan ev o mez zizan ev hukma zizan ev em zizan qasasi ki faqat em disa bena qasasin askine bira endi amri çöbra wi barda ne hasinan bese bazar rukem zendi na jawan khrabiye endi evzin karın male daronikin Bese bravi bardan.
ام بي بردان اتخوازن ام بي قتل قتولين ام ناخوز نبي الانيني بس برا جنازه عندنا در نكذن در نكذن در نكذن برا عندي برد حيا كوبچو وابو چل صالة كذي خويني تيريتني حيا كوبچو بس ها اتخوازم ميزا از حيا كودري بيجي اتخوازم كي براوي سبع دسبع برانيل براوي بردن. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Mehmet Emin Özkan işlemediği bir suçtan dolayı 27 yıldır, yaklaşık 27 yıldır cezaevinde kalmakta. Yani kendisinin bir şekilde dahil olmadığı, işlemediği, olayın yaşandığı dönemde orada dahi olmadığı bir olaydan kaynaklı 27 yıldır cezaevinde. Bu olayın anlaşılmasıyla beraber aslında o dönemde de suçlamaları kabul etmemişti tabii Mehmet Emin Özkan ama 2012-13'lerde burada bir dönem fail meçhullerle ilgili bölgede yaşanan karanlık olaylara ilişkin soruşturmalar ve araştırmalar yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlandı. Licenin yakılması meselesinin karanlık yüzünü bir şekilde ortaya çıkaran bir iddianameydi. Bu iddianameyle beraber o olayın aslında devletin içinde bulunan karanlık kişiler tarafından yapıldı. Bir kez daha gün yüzüne çıktı ki o dönemde insanlar bunu söylüyorlardı açıkçası. Yani olayın nasıl gerçekleştiğine dair tanıklar da vardı. Ama bir türlü adli evraklara girmemişti o. Savcılık beyanlarına ya da tutanaklarına, mahkeme tutanaklarına o tanıklık girmemişti. Ama 2013'teki o iddianameyle beraber bu düzenlenince Mehmet Emin Özkan'la beraber Mehmet Emin Özkan'ın yeniden yargılanması konusunda bir talebimiz oldu ve talep kabul edildi aslında. Ama buna rağmen, yani bu kadar açıklık olmasına rağmen, bu kadar delil olmasına rağmen ki buradaki savcılığın da o dönemde bir tespiti vardı. Mehmet Emin Özkan'ın atlı suçu işlediğine dair herhangi bir kesin ve inandırıcı delilin olmadığını söylemişti dosyada. Adli makamların yani Cumhuriyet Savcıları'nın bile bu tespiti olmasına rağmen maalesef yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkeme bir türlü infazın durdurulmasına karar vermedi. Karar vermediği için de maalesef yaklaşık bir 10 yıldır Mehmet Emin Özkan olay aydınlanmış olmasına rağmen içeride kalmakta. İkinci bir yönü, hani velev ki bu suç işlenmiş olsun, velev ki isnat edilen suçu Mehmet Emin Özkan işlesin, bu konuda bir şüphe olmasın ki az önce belirttiğimiz üzere kesinlikle bu doğru değildir. Cezaevinde kalabilecek durumda değil. Yaşı itibariyle, yaşadığı sorunlar itibariyle, sağlık sorunları itibariyle hayatını tek başına idame ettirebilecek bir sağlıkta değil. Sağlık koşulları buna el vermiyor. Yani ben yıllardır avukatlığını yapıyorum ve pandemiden bu yana ki öncesinde de görüşme çok sınırlı şartlarda oluyordu. Yaklaşık 2-3 yıldır hiçbir şekilde kendisiyle görüşemiyorum. Temas kuramıyorum, iletişim kuramıyorum. Sağlık sorunlarından kaynaklı gelememesi görüşlere, gerekse de sağlık sorunlarından dolayı iletişim kuramamış olmamızdan kaynaklı. Ki mahkeme de kuramıyor, duruşmaları da görüyoruz. Bir şeyler anlatıyor ama bazen güncel bilgi, bazen eskiye dair bilgi, bazen ortama uygun olmayan bir anlatım. Orada da hani sağlığının yani hani tabii bunu doktorlar söyler ama en azından kendisini ifade edemediğini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Sağlık kuruluşlarının cezaevinde kalamayacağına dair verdiği raporlar var. Ama buna rağmen Adli Tıp Kurumu mahpusun Mehmet Emin Özkan'ın tek başına hapishanede kalabileceğine dair raporlar verdiğinden kaynaklı hala içeride. Tabii bu raporlar gerçeği yansıtıyor mu? Yani bizim herhangi bir tıp eğitimi almamış olmamıza rağmen tanık anlatımı, cezaevi yönetiminin tespitleri, yaşadığı ortam, birlikte yaşadığı koğuş arkadaşlarının anlatımı, yani hani cezaevinde tek başına kalma şansının olmadığı bir kişiden bahsediyoruz. Yani günlük ihtiyaçlarını, rutin ihtiyaçlarını, yemesini, içmesini, ilaçlarını, uyuyup kalkmasını, yürümesini, hani aklınıza gelebilecek her türlü şey ki kişisel öz bakımının dahi kendisini yapamadığı bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla cezaevinde bulunduğu arkadaşlarının yardım etmemesi halinde bir gün dahi içeride kalabilecek
sağlıkta değil.